perfect plus tense. Türkçe'de karşılığı olmayan present perfect tense öğreneceğiz. Yani geçmiş zamanda olmuş, ne zaman olduğu belli olmayan veya geçmiş zamanda başlamış, bu zamana kadar tekrar eden veya geçmiş zamanda başlamış, hala sürekli devam eden eylemleri anlatmak için present perfect'in kullanımını öğreneceğiz. Önce geçmiş zamanda başlamış fakat zamanı belli olmayan eylemlere bakalım. They have moved into a new house. Onlar yeni bir eve taşındılar. Ben onların ne zaman yeni bir eve taşındıklarını bilmiyorum. Fakat geçmişte onlar yeni bir eve taşındılar ve bunun etkisi hala sürüyor. Öyleyse ben zamanı belli olmayan bir fiil için ve hala devam eden bir şey için, yani şu anda da etkilerini görebildiğim, taşınmalarının etkilerini görüyorum şu anda da. Şu anda da etkilerini görebildiğim bir fiil için have ve fiilin üçüncü halini kullandım. I have never seen a giraffe. Ben hiç zürafa görmedim. Geçmiş zamanda gerçekleşmemiş bir eylem ve ben zamanını yine bilmiyorum. Öyleyse yine have ve fiilin üçüncü haliyle beraber present perfect'i kullanacağım. I haven't finished my homework yet. Ödevimi daha bitirmedim. Yet henüz daha demektir. Ödevimi daha bitirmedim ve bunun ne zaman bitirmemiş olduğumu bilmiyorum. Yani zamanı bilmiyorum yine. Fakat etkileri devam ediyor. Öyleyse ben present perfect'i kullanıyorum ve her fiilin üçüncü halini kullanıyorum. She is crying. Şu ağlıyor. She has just broken her leg. Bacağını yeni kırdı. Just henüz yeni demektir. She has just broken her leg. Have'in has halini kullandım. Çünkü benim özlem üçüncü tek şahıs. Ve yine fiilimin üçüncü halini kullandım. Past participle'ı. She has just broken her leg. Bacağını henüz kırdı. Ben zamanı net olarak bilmiyorum. Ve etkileri hala devam ediyor. Çünkü şu an ağlıyor. Öyleyse present perfect'i kullanacağım. Fakat eğer ben zamanını bilseydim, mesela şunun bacağını kırmasının dün olduğunu bilseydim, o zaman past kullanacaktım, simple past tense'i ve she broke her leg yesterday diyecektim. Fakat zamanı bilmediğim için present perfect kullandım. Diğer bir kullanımsa geçmiş zamanda başlamış ve tekrar etmiş eylemler içindir. I have had 5 tests so far. So far bu zamana kadar demektir. Şu ana kadar 5 tane test oldum. 5 teste girdim. Bu 5 testin devamının olup olmayacağını bilmiyorum. Tekrar edip edemeyeceğini bilmiyorum. Fakat bu zamana kadar 5 test oldum. Öyleyse geçmiş zamanda başlamış ve bu zamana kadar tekrar etmiş, devamının gelip gelmeyeceğini bilmediğim bir eylem için ben present perfect kullandım ve have ve fiilin üçüncü halini kullandım. He has bought many gifts since he went to London. Since'den beri demektir. Londra'ya gittiğinden beri birçok hediye aldı. Gift hediye demektir. Hediye almayı sürekli tekrar etti o Londra'ya gittiğinden beri. Ve birçok hediye aldı. Devamının gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Fakat geçmiş zamanda başlamış. Londra'ya gittiğinden beri başlamış ve tekrar etmiş, birçok gift almış, birçok hediye almış. O yüzden have ve fiilin üçüncü halini kullandım. Burada has dedim çünkü benim özlem üçüncü tek şahıs. I have met with my best friend every day for the last 8 days. Son 8 gündür, for the dil anlamındadır. Son 8 gündür en iyi arkadaşımla her gün buluşuyoruz. Son 8 gündür ben sürekli bu eylemi tekrar ediyorum. Sürekli en iyi arkadaşımla buluşuyorum. Fakat onun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Öyleyse ben hem bir fiilin üçüncü halini kullandım. Geçmiş zamanda başlamış ve hala etkisi devam eden, hala süren eylemler içinde ben present perfect'i kullanıyorum. Ne gibi? We have lived in the same house for 2 years. 2 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Benim aynı evde yaşama eylemim 2 yıl önce başladı. Fakat hala geçerli. Hala ben aynı evde yaşıyorum. Bu yüzden past tense kullanamıyorum. Başlangıç zamanı belli olsa da. Çünkü bitiş zamanı belli değil. Şu anda hala aynı evde yaşıyorum. Öyleyse ben present perfect'i kullanıyorum. Have ve fiilin üçüncü hali. She has worked as a clerk
at this company since she was 21. 21 yaşından beri Semiz bu şirkette bir sekreter olarak çalışıyor. O şu an hala aynı şirkette sekreter olarak çalıştığı için ben geçmiş zamanda başlangıç tarihi belli olsa da 21 yaşından beri bu eğitimi yapıyor. Fakat hala geçerli olduğu için has ve fiilin üçüncü halini kullandım. Has kullanmamın sebebi yine üçüncü tekil şahısı kullanmam. Öyleyse ben present perfect'i geçmişte başlayan ve etkisi devam eden fakat başlangıç tarihi belli olmayan eylemler için kullanıyorum. Veya geçmişte başlayan ve devam edip etmeyeceğini bilmediğim tekrarlanmış eylemler için kullanıyorum. 5 teste girmem gibi. Veya geçmişte başlayan ancak hala devam eden eylemler için kullanıyorum. Aynı evde 2 yıldır yaşamam gibi.